Gelir yönetimi aslında e, belli disiplinli sayısal analizler uygulayarak e, geliri yükseltme anlamına gelir. E, bunlar dışında e, ilk hava yollarında kullanıldığı söylense de aslında insanlar yıllardır bu işi yapıyor. E, örnek olarak çiftçileri verebiliriz. E, ürünlerini ekiyorlar ve belli bir zaman periyonunda farklı fiyatlarda satıyorlar. Dolayısıyla değişken maliyetler, e, değişken talep ve bir pazarın farklı kitle oluşturması gerekiyor. Otellere baktığımızda bu mümkün gözüküyor çünkü eldeki ürün yani oda bir gece boş kaldığında, ertesi gün tekrar zamanı gelip satamıyorsunuz veya talep çok olduğunda yeni oda inşa edemiyorsunuz. Bunun için otelde gelir yönetimi yapmak mümkün, faydası oteli bunun için gelir yönetimi yapmanın zaman zaman düşük fiyatlı bir rezervasyonu kabul ettiğiniz için ertesi gün gelecek yüksek fiyatlı rezervasyonu yer olmadığından geri çeviriyorsunuz. Ve keşke e, gelir yön, e, keşke bu rezervasyonu alsa, almasaydım da yüksek gelirli rezervasyonu alsaydım diyorsunuz. Aynı zamanda otelinizi tam doldurdum, %100 kapatacağım derken e, gelmeyen rezervasyonlar ve iptal olan rezervasyonlardan dolayı bazı odalarınız boş kalıyor. E, bunların hepsinin e, ortak noktası otelinizin tam gelir potansiyeline ulaşmamasını sağlamak ve gelir kaybına sebep açmak. Özetle, doğru ürünü doğru fiyattan, doğru zamanda, doğru kanaldan doğru müşteriye satmak.